Var. Enfaklar Bankası bölge. Ha, evet, bu çok önemli. Biliyorsun geçen haftaki programımızda Şerafettin Aslan'a alınan krediyle ilgili ve gece Vakıfbank'ın açılmasıyla ilgili ve Şerafettin Aslan'a ya da işte Ahmet Karadayı'ya her neyse bir kredinin kullandırıldığını ve gece Vakıfbank'ın açıldığını, Vakıfbank'ın bakkal dükkanı olmadığını, Aşkale Çimento'nun da böyle bir şey yapmaması gerektiğini, çünkü Aşkale Çimento'nun da 30 milyonluk açık hesabının olmaması gerektiğini, Lütfü Yüceli'nin de Aşkale Çimento'yu, Aşkale Çimento Holding'i Mehmet Emin'in bakkal dükkanı gibi yönetip yönetmediği şeklinde bir soru sormuştuk. Tabii burada asil bir davranış sergiledi. Vakıflar Bölge Müdürümüz beni aradı. Konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Düzeltmemiz gerektiği kanaati oluştu bende. Hemen bunu söyleyeyim. Tabii ki biz her kurumun, her kişinin kişilik haklarına ve onlara yapmış olduğumuz, yanlış söylemiş olduğumuz, hatalı söylemiş olduğumuz bilgileri düzeltmeyle mükellefiz. Mutlaka. Bu mikrofonların, bu kameraların her yanlış yaptığımız insan için açıldığında mutlaka düzeltmenin yapılacağını herkes bilsin diye bunu özellikle söylüyorum. Ben Vakıfbank'ın şahsında, Sayın Müdür Bey'in şahsında, Vakıfbank camiasından ben gerçekten özür diliyorum. Çünkü neden? Müdür Bey şöyle açıklıyor. Diyor ki Cem Bey diyor. Zaten 18.30'dan sonra diyor sistemler kapanıyor. Yeni bilgisayar sistemleri bankaya açmak, gece kredi kullandırmak gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz. Burada Vakıfbank'ın adını kullanmışsınız. Bunu bir düzeltin şeklinde. Biz de tabii ki düzeltiyoruz. Burada bir hatamız varsa o bilgiyle ilgili de o kredi kullanmayla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili de bir istihbarat aldığında mutlaka düzeltilmesi gereken yine bir şeyler varsa düzelteceğiz. Ama Vakıfbank'ın değil ama Aşkale Çimento'nun hala daha bizim mahalledeki Bakkal Mehmet'in dükkanı gibi yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü Vakıfbank'ın böyle olmadığını Sayın Bölge Müdürü sağ olsun bana anlattı ama Aşkale Çimento hiç böyle bir açıklama gereği duymadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'i Erzurum adına, Erzurum sevgisi adına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Aşkale Çimento'da olan hisseleri adına Aşkale Çimento'ya bir an evvel hemen şimdi derhal acilen gidip sahip çıkmasını Erzurum halkı adına talep ediyorum. Bu bir. İkincisi, geçen hafta yine bir hata yapmıştık. Yine bir yanlış istihbaratımız vardı. Atatürk Üniversitesi ile ilgili bir yanlış istihbaratımız vardı. Orada Atatürk Üniversitesi İnşaat Daire Başkanı Mehmet Kınık'ın efendim 3 çocuğunun yurt dışında okuduğu şeklinde bir istihbarat almıştık. Biz de onundan hareketle siz bu parayı nereden bulup 3 tane çocuğunuzu nasıl yurt dışında okutuyorsunuz deyince Mehmet Kınık tarafından da bize bir açıklama geldi. Benim 3 çocuğum yurt dışında değil, bir çocuğum avukat, bir çocuğum çay bahçesinde çalışıyor, bir çocuğum da şu anda işsiz dediği, onu da düzeltme gereğini duyuyorum. Bu da çok önemli bizim için. Tekraren söylüyorum, bizim burada söylemiş olduğumuz her hatalı şeyi yanlıştan biz döneriz, imtina ederiz. Özür dilemekten de şeref duyarız. Aynen. Çünkü hata yaptığımız insandan özür dilemek bizim insanlık vazifemiz ve borcumuzdur. Bunu herkes bilsin.